Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bizim inançlarımız birer silah. Düşüncelerimiz ve kelimelerimiz de birer mermidir dostlarım benim. Onlara inanıldığı zaman onlar beynimize ekilen tohumlar gibidir. Çünkü beynimiz süper verimli bir tarladır. Bunları oralara ektiğimiz zaman büyürler, yeşerirler ve bizi yöneten kaderimize dönüşürler dostlarım benim. Bu mermileri bir düşünelim. Sözcüklerin gücünü düşünelim dostlarım benim. Bundan 40-50 sene önce Hitler sözlerini öyle bir kullandı ki o güç birçok insanı etkiledi. Milyonlarca insanın hayatının mahvolmasına neden oldu. Çünkü o negatif boyuta inandırdı insanları. Milyonlarcası, binlercesi öldü. Binlercesi yerinden oldu. Aynı şey 1914'lerden 23'lere kadar Atatürk'ün sözlerinin gücüyle hiçbir şeyi olmayan bir halk nasıl ayağa kalkıp kendi özgür devletini kurdu? Farkında mısınız sözün gücüne? Düşünün bir kere. Çıktınız yola, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı gördünüz. Ve onu gördüğünüzde sevindiniz. Bir baktınız, ne oldu dostum sana? Yüzün sarardı, soldu. Hasta mısın yoksa? Dediniz. O da bana ne oldu diye bir şaşırdı. Aynaya baktı. Gerçekten sarardım. Dedi. Ve eğer buna inanırsa, emin olun, çok kısa bir süre sonra hasta olacak dostlarım benim. Ya da siz kendi kendinize durun oturduğunuz yerde, şimdi benim ayağıma ne oldu? Ağrır deyin. 3-5 gün bunu tekrarlayın. Göreceksiniz ki çok bir zaman geçmeden ayağınız ağrımaya başlayacak dostlarım benim. Evet dostlarım benim. Bizler bir şeylere inanmaya başladığımız zaman inandığımız şey olmaya başlarız. Dönün şimdi kendi hayatınıza bakın. Hangi kelimeleri en fazla kullanıyorsunuz? İkide bir söylediğiniz ne var? Kilolu musunuz? Ve ikide bir, ben kilo veremiyorum. Ne yersem bana yarar derseniz, gerçekten de ne yerseniz yiyin, yalnızca su bile içseniz, vücudunuz kilo almaya başlar. Çünkü bu bir inanç, inanıyorsunuz. Ve bu kelimeleri her kullandığınızda bunu pekiştiriyorsunuz dostlarım benim. Ben şanssızım dedikçe bütün şanssızlıklar sizi bulur. Ben bilirim. Ben zaten şanssızım. İkide bir bunu söylerseniz düşünün kaç tekrar yaptınız hayatınızda. Ve buna koyduğunuz duyguyla bunu nerelere götürdünüz? Dostlarım benim, söz büyüdür. Başka birinin bize büyü yapmasına gerek yok. Biz kendi kendimize bunu
rahatlıkla ve kolaylıkla başarabiliriz. Bir dönün, hayatınıza neler yaptınız? Hangi engelleriniz var? Ve bu engeller içindeyken siz hangi kelimeleri kullanarak bunu başardınız? Bir bakın. Evet dostlarım benim. Eğer biz kendimizi dönüştürmek istiyorsak ağzımızdan çıkan kelimelerin hepsine dikkat etmemiz lazım. Kelimeler bizim hayatımızı güzelleştirebilir de negatif boyuta götürüp bizi çok kötü hallere de götürebilir. Düşünün, birine küfrettiniz ya da biri size küfretti. Tek bir kelime. Ne olursunuz? Daralır, kapanır, sıkışırsınız dostlarım benim. Ve tepki vermeye, öfke ve hareket etmeye geçer duruma gelirsiniz. Ya da biri geldi size onarı etti. Güzel sözler, iltifatlarda bulundu ve sizi güldürdü. Gülen insan ne yapar dostlarım benim? Bakın dediğiniz zaman nasıl açılıyoruz, genişliyoruz, enerjimiz, frekansımız yükseliyor. Evet dostlarım benim. Kelimeler çok güçlüdür. Eğer intihar etmek istiyorsanız kafanıza bir silah dayamanıza gerek yok. Kaç tane negatif kelime kullanırsanız biraz daha çoğaltın, zaten o noktaya geleceksiniz. Eğer bir şey yaşıyorsak olumsuz, bakın ben bunu hayatıma çekmek için hangi kelimeleri, hangi inançları kullandım deyin ve kendi içinize bir dönün dostlarım benim. Şimdi birileri çıkar der ki, yani şimdi ben işte değerliyim desem, zenginim desem, yani olmamış bir şeye olmuş gibi söylesem bunlar mucize gibi olacak mı diyebilirsiniz. Ama benim de bir sorum var. Kaç yaşındasın? 30 mu? 35 mi? 20 mi? 40 mı? Sen bugüne nasıl geldin? Bu kullandığın inançlar, kelimeler bir günde oluşmadı. Bir süreç gerekir. Başarı bir süreçtir dostlarım benim. Ve bu sürece saygı duymalısın. Sen içindeki kiri, pası, olumsuz kelimeleri dönüştürdükçe, değiştirdikçe her geçen gün daha iyiye gideceksin. Ama buna sabır gerekir. Sabırla, farkında bir şekilde bunu yapmalısın. Anda bir şeyler dönüşsün diye düşünürsen ve dönüşmezse ben yapmam dersen zaten sen başından kaybettin. Aziz dostum. Odaklandığımız şeye dönüşürüz deriz. Okey. Şimdi buradaki odaklandığımız şeye nasıl dönüşürüz? Diyelim ben asbelkader bir araba aldım. Markası şu. Daha önce hiç farkında değildim böyle bir markanın olduğunu. Aldım arabamı, yola çıktım. Yolda giderken bir baktım yanımdan tam da benim aldığım modelin bir başka renginde bir araba geçti. Ah, şaşırdım. Daha ileri gittim, başka renkte bir tanesi yanımdan geçer. Ne oldu? Aslında ben o arabanın frekansına uyumlandım. Çünkü onu aldım. Duygumu da koydum. İçinde de geziyorum. Artık ona benzer frekanstaki arabaları görmeye başlarım dostlarım benim. Daha önce buna odaklı olmadığım için o model arabayı belki de hiç görmemiştim. Yanımdan
geçse bile. Bu frekanstır. Diyelim bir elbise aldık, giydik. Çıktık dışarı, geziyoruz. Bir baktım, ileride biri tam da benim giydiğim elbisenin aynısını giyiyor. Belki rengi farklı. Artık görmeye başlıyorum. Siz hiç böyle olmadınız mı? Bir frekansa uyumlandığınız zaman o frekanstaki her şeyi görmeye, hissetmeye, onlara dokunmaya başlıyorsunuz. Bunu fark edin. Gelelim şimdi, ikide bir ben şanssızım derseniz ne olur? Şanssızlığı getirebilecek ne varsa hep onları hayatınıza çekmeye başlarsınız. O arabaları gördüğüm gibi, o elbiseyi gördüğüm gibi hepsini görmeye başlarsınız dostlarım benim. Dönün hayatınıza bakın. En çok kullandığınız kelimeler nelerdir? Bir not defteri alın elinize. Ve bu kelimeleri tek tek yazın. En fazla kullandığınız kelimeleri. Birkaç gün bu kelimeleri yazın. Yazdıktan sonra oturun ve inceleyin. Göreceksiniz ki o kelimelerin tümü hayatınızda ve sizi yönetiyorlar. Eğer bunu beğenmiyorsanız tek tek bunları dönüştürmeye başlayın. Eğer ben hangi kelimeyi kullanacağım bilmiyorsam ve ondan dolayı mutsuzsam, diyelim ki ben şanssızım diyorsunuz. Ben şanslıyım. Tam zıt kelimesini bulun, onu kullanmaya başlayın. Bilinçli olarak kullanın. Tabii ki bir günde beklemeyin. Bilinçaltınız bu tohumu alacak. Bir süre sonra yeşerecek. Bir süre sonra da büyüyüp ağaç olacak dostlarım benim. Ama siz sabırlı olmayı ve ısrarla bunu yapmayı deneyin. Eğer mucizevi dönüşümler yaşamak istiyorsanız bu dersi mutlaka ama mutlaka çalışın dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.